Bu olay 1886'da Amherst'te yaşandı. Emily Dickinson öldüğünde ailesi odasında 1800 tane saklanmış şiir buldu. Ayaklarının ucuna basarak yaşadı ve ayaklarının ucuna basarak şiir yazdı. Bütün hayatı boyunca sadece 11 şiir yayınlandı ve bunların neredeyse hepsi ya imzasızdı ya da başka bir isimle imzalanmışlardı. Irkının ve sınıfının ayırt edici özelliği olan can sıkıntısı, pürüten atalarından ona miras kaldı. Birbirine dokunmak yasak, konuşmak yasak. Beyler politika ve ticaret yapıyor, kadınlarsa türün devamını garanti altına alıyor ve hasta bir halde yaşıyorlardı. Emili yalnızlık ve sessizlik içinde yaşadı odasına kapanarak yasaları, dil bilgisi yasalarını ve kendi içine kapanıklığının yasalarını ihlal eden şiirler yaratıyor, yengesi Susan'a her gün mektup yazıyor ve yandaki evde oturmasına rağmen mektuplarını postayla yolluyordu. Bu şiirler ve mektuplar onun gizli acılarının ve yasak arzularının içinde serbestçe dolaşmak istedikleri gizli tapınağı oluşturdular.